Hadi canım. Sağ ol, yakışıklı babam. Çuf 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 çuf. Hadi toprak, hadi aç. Aç az. Ay canım benim, aferin sana. Aferin kızım. Yavuz, istersen bırak toprağı ben yedireyim. Sen de kahvaltını et. İşe geç kalacaksın. Yok yok, sen zahmet etme hayatım. Ben işe gidince bir şeyler atıştırırım. Hem benim sabahları en büyük zevkim toprağımı yedirmek, değil mi tatlım? Sen bilirsin Yavuz. O bir peri. Sen yedirmesen de yiyebilir ama haberin yok. Evet. Ama ben babamın yedirmesini çok seviyorum anne. Tabii sen bozuluyorsan onu sihirlerim seninle ilgilenir. Sakın kızım, bırak ne hali varsa görsün. Benimle sihirle ilgileneceğine hiç ilgilenmesin daha iyi. Ay! Ay! Ay, hiç güleceğim yoktu. Yaşasın! Bütün isteklerim gerçekleşiyor. Artık benim sihir yapmama gerek kalmayacak. Çünkü birazdan Eda pılısını pırtısını toplayıp evimize, ana kucağına dönecek. Sen boşuna sevinme. Dünya tersine dönse böyle bir şey olmayacak. Hay, nasıl bu kadar emin olabilirsin? Görmüyor musun? Yavuz'dan istediği reaksiyonu, sevgiyi, ilgiyi alamadığı için Eda sinirinden çatır çatır çatlıyor. İyi ki torunum oldu da Yavuz'un sevgisi ikiye bölündü. Başta hep öyle görünür. İlk bebek ilk göz ağrısıdır. Hele hele kız oldu mu, erkek evladı olsun isteyen babalar bile kızının etrafında dört döner deli olur. Ama çok geçmeden bunların bir dengesi bulunur. Erkek gene en büyük aşkına, bu defa daha büyük bir aşkla döner. Ona böyle bir evlat verdiği için kadınını her şeyin üstünde tutar. Ay 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 ay. Ayol, sen bunları nereden biliyorsun? Bana iki tane evlat verdin Dudu, müsaade et de bileyim. Kıssadan hisse havaya girme. Bundan sonra işin zor. Yavuz'un, Eda'nın hayal bile edemeyeceğin kadar üstüne düşeceği günler yakındır. Ay, her şeyi çok biliyorsun. Ben Eda'nın geri döneceğinden eminim. Hadi biraz daha toprak. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Ay canım. Gelin ben gelin. Acaba ben de ağzımı açsam bana da kahvaltımı yedirir mi? Anne, ne diyorsun? Çok komiksin. Babam bunu duysa gülmekten ölür. Şuna baksana Eda. Babası yediriyor diye zevkten dört köşe oluyor. Değil mi canım benim? Ya ne demezsin? Hı? Babam geldi. Tüh ya, ne kadar da mutluydum. Günaydın baba. Günaydın. Yavuz, hazır mısın oğlum? Manzara gördüğünüz gibi. Yavuz Bey her sabahki gibi hazır değiller. Günaydın torun, günaydın, günaydın. Günaydın dede. Yavuzcum, ufaklığın yemek işini Eda'ya bıraksan da biz yavaş yavaş gitsek, toplantımız var. Ya içimden bir gram geliyorsa ne olayım? Ya ben bugün evde otursam, kızımla oynasam? İyi hoş da ona bakabilmek için çalışman lazım değil mi? Böyle giderse Yavuz evde kızımıza bakacak, ben de dışarı çıkıp iş aramak durumunda kalacağım. Görüyorsun değil mi Yavuz? Gelini bugünlerde ihmal ettin. Kızından onunla ilgilenmeye pek fırsat bulamıyorsun galiba. Burnuma bir dargınlık kokusu geliyor. Dur bakayım. Yok canım, ne dargınlığı? Darılmaz o bana, değil mi Eda'cığım? İyi, hadi çıkalım o zaman. Akşama görüşürüz hayatım. Aa, ben nasıl unuturum, nasıl unuturum. Hadi babayı kocaman yapıcık. Güle güle benim. Baba. Görüşürüz hayatım. Hoşçakal. Kıskanma anne. Sen istediğin kadar konuş. Görmüyor musun? Bu iş bitmiş, bitmiş. Bir anne olarak kızına bunun doğal bir gelişme olduğunu anlatacağına kına yak, emi. Ay çok konuşma. Zaten kızlarının fanilerle evlenmelerinin tek nedeni sensin. Ya nedenmiş? O kadar iyi bir baba olmasaydın fanilerle değil perilerle evlenirlerdi canım. Ah, iyi bir baba olduğumu kabul ettin demek. İyi, tamam tamam, hadi bu konuyu uzatmayalım. Ben bir betüşlere bakayım. Ne yapıyorlar, Lara geldi mi, ne konuşuyorlar vesaire vesaire vesaire.